Gerekmiyor değil Genel mi? Genel algı bu. Şimdi ben bir olaya tanıklık ettim. E, mescitte namaz kılarken e, namazı bitirdim. İşte e, dua ediyordum. E, i̇ki öğrenci kendi aralarında konuşuyorlar. Hı hı. Bir tanesi dedi ki cemaat halinde kılalım namazı beraber. Evet. Diğer arkadaş dedi ki kılalım dedi ama ben Türkçe kılıyorum dedi namazı. Evet. O da dedi ki ya olur mu dedi nasıl Türkçe kılınır mı falan dedi ya. Arapça kılıyor, kılınır falan. Peki sen dedi anlıyor musun dedi Arapça kılarken. Yok anlamıyorum dedi. E, anlamadığın şey dedi niye o zaman kalıyorsun? O da dedi ki anlaman gerekmiyor ki dedi ezberleyebilirsin sureleri. Şimdi bu aslında çok doğal saf bir cevap yani evet. o çocuk ona öyle inanmış öyle görmüş, evet. öyle görmüş ona inanmış ve bunu sorgulamamış. Evet. Dolayısıyla aslında genel itibariyle bakış açısı bu bakın yani yıllarca zaten bize anlatılan din buydu. Maalesef. Şimdi insanlar zannediyorlar ki mesela hani Kur'an'dan dininizi öğrenmelisiniz dediğiniz zaman genelde şu tepki oluyor. İşte hadisler olmadan biz Kur'an'ı anlayamayız. Hı hı. Şimdi insanlar zannediyor ki millet hadis okuyup da din öğreniyor. Evet. Kimsenin hadis falan okudu yok. Kesinlikle. İnsanlar zaten hadis okusalar yani e, niye bu kadar e, hadislerle ilgili tenkitte bulunduğumuzu fark ederler. Millet hadisten daha böyle insanlar. ki yok maalesef. Müslümanların %95'inin din algısı ilmaldir. Aynen öyle. İlmal kitabının nasıl oluştuğunu da özellikle Türkiye dediğim Türkiye gibi şartlarda bellidir. Evet. Kur'an işte bir sünnet iddiası, hadisler, rivayet kültürü, İslam alimleri, İslam alimlerinden sonraki dönemler, e, o alimden ortaya koyduğu bir takım kitaplar, daha sonradan günümüze gelene kadar çeşitli işte diyelim e, müfessirlerin veya araştırmacıların ortaya koymuş oldukları ilmihal kitapları. Görüşleri. Dolayısıyla bir insan bir ilmihal kitabında bir hükmü, bir görüşü okuduğu zaman bu Allah'ın sözü müdür? Peygamberin sözü müdür? Ebu Hanife'nin, Şafi'nin sözü müdür? Veya bu tarihte herhangi bir din alimi kabul edilen kişinin sözü müdür? Veya yaklaşımı mıdır? Yorumu mudur? Ayeti tefsir etmesi midir? Bunların hiç haberi yok. Haberi yok. Yani haberi olduğu şey şu. Eğer ki bu e, bir din alimi kabul edilen kişi ise ve bir kitap Hı. yazmışsa o zaman buradaki bilgiler doğrudur. Ben dinin buna göre yaşamalıyım. Evet. Şimdi Allah'tan gelen söz kula ulaşana kadar... Ne kadar aşamadan geçiyor dikkat Halesi. edebilir misiniz yani? Ne kadar yani. kirleniyor ne kadar bulanıyor? Yani bir yerde Müdahale olayın görüyor. kaynağı var. Kaynak suyu bir yerden doğal Hı -hı. elde edilmeden çıkıyor. Ama siz o kaynak suyuna ulaşana kadar o derede bir yol buluyor kendine bir toprakta işte bir yatağa geliyor. Ondan sonra oraya işte hayvanlar geliyor, Lam, giriyorlar, karışıyor. çıkıyorlar, başka sular karışıyor vesaire falan Maalesef. bir şey. Şimdi bakın. E, dini özüne döndürmekten başka veya din adına ortaya çıkan iddiaları Kur'an'a arz edip Kur'an'dan referans almaktan başka hiçbir çözüm yok. Evet. Bunu yapmadığı müddetçe kimse gerçek anlamda İslam dinine mensubuyum ben Müslümanım demesin. Evet. Yani Allah'a, Kur'an'a ve peygamberimize bu kadar iftiralarla dolu bir dinin mensubu olmak o dine en büyük hakaret. Evet. Şimdi az